Kızım bir tekstilde çalıştı. Tekstilde çalışırken dedi ana bana elbise giydiriyor, fotoğrafımı çekiyor. Ben oradan çıkarttım. 10 gün orada çalıştı. Ben oradan çıkarttım. Yanındaki dükkanda çalıştı. Bu sefer onlar ilan gibi hep yanına gidip gelip sokuyordu. Kandırdılar. Kimliği orada çalışırken kimliği götürmüştü. HDP'ye kaydetmişti. Haberim yoktu. O gittikten sonra öğrendim. HDP onu kaydetmişti. Daha göndermek için kayıt yapmıştı. Sonradan kızım bana dedi ana ben gidersem sen ağlayacaksın. Ben de zannettim ki kızım dedi hani ana evlensen gidersem sen ağlıyorsan ben dedim kızım nasıl ağlamayayım. Sonradan kızımı beynini kandırdılar. Kızımı gönderdiler. Gittikten 5 senedir hiçbir haber almamışız. Sonradan HDP binasına gittim. Dedi dur gençlik kollarıyla görüşeyim. Hele içinde var yok. He beni oyaladılar. 1-2 hafta oyaladılar. Hiç daha gitmedim. Nereye gittim faydasız diye söylemediler bizim yanımızdadır. Sonradan 5 sene gitti. Ben sonradan bir YouTube'da bir görüntüsü gördüm. Gürültüsünden sonra bir hafta geçti. BDP bizim eve geldi. Senin kızın yaşıyor. Haberin olsun. Songül demiş ki git annem güle söyle beni merak etmesin. Ben yaşıyorum. BDP elemanları iyi olduğunu söylediler. Dedim demek ki BDP göndermiş gerçekten. BDP göndermese BDP nereden geliyor? Benim kızım sağdır, yaşıyor nerededir? Dedim yaşıyorsa bana bir telefon alsın sesini dinletirsin. Bileğim sağdır. İkizine de gidip konuşacaktı. Başka odada bırakmadım. Dedim onun beyni de yıkayacak. Kızım hastaydı zaten. Psikoloji ben tedavi ettim zorla şey oldu düzletti. Dedim şimdi kızımı da şey yapacaklar bırakmadım gitsin kızımın yanına. Kızım da ona tepki gösterdi dedi eğer siz biliyorsun o zaman bana bir telefon açtırın ben ikizimle konuşayım. Bileyim ki nerededir nasıldır. De, biz o yetkiyi şey yapamayız. Dedim niye gelmişsiniz? Biz emir kuluyuk. BDP bizi göndermiş demiş git söyle. Çağrı'da bulmam Songül kızım sen neredesin? Bak bütün çocuklar oldu kaç kişi geliyor devlete teslim oluyor. Sen de gel kızım neredeysen sen de gel sesini bir duyur bize. Ben sağım neredeyim? Yani bir sesini duyurayım. Bir sesini duyayım. Neredesin? Sen de kaç gel devlete teslim ol. Devlet bizim anamızdır, babamızdır, bizim devletimizdir. Yani size hiçbir zararı yoktur. Bize de zararı yoktur. Devlet bize sahip çıkıyor. O çakallar sizi kandırıyor. Fare gibi dağlardan dağlara, deliklere sokuyor. Silah sizin elinize vermiş. Hani sen dedin ana beni kaydet ben okuyorum tekrar. Başlıyorum okuyorum. Bırakmadın senin kaydını yapayım. Sen kimlikli yayınladım. O kimlikle götürdü şeylere verdi. Bu BDP'ciler götürdü. Başkasına verdi. Üstünde bomba yakalandı. Kimliğiyle beraber. Songül'ün kimliğiyle beraber. Kimliği götürdü kullandılar. Onu götürdü daha kimliği de başkasına verdi kullandılar. Yakalandı. Kızım gel. Teslim ol. Gel devlete teslim ol. Seni bekliyorum. Sen benim kızımsın. Sana kucak açıyorum. Seni izlemişim. Senin kokunu izlemişim. Gel yalvarıyorum gel bir sesini duyur bize. Yeterdir 5 senedir yeterdir artık. Ciğerimiz dayanmıyor. Teşekkür ederim.